hangi şey bu? Hoş geldin. Ankara, İzmir, Adana biletleri yerbaşı, yerbaşı, yerbaşı. Hayırlı olsun, bol şans. Teşekkür ederiz. Yapıyoruz da sağ olsun yapıyor. Senin de ihtiyacın yok sana ya. Sen neye abi? Yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı biletleri, yılbaşı. Cenab-ı Hakk'a bizleri Müslüman olarak yarattığı için hamdü sena ediyoruz. Sevgili Peygamberimize salatü selamlar gönderiyoruz. Önderimiz, rehberimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam iki konuda dikkatlerimizi çekiyor. Hadis-i şerifte buyuruyor ki ni'metani mağbunun fihima kethirun minen nas es-sıhhatu vel ferah. İki nimet vardır ki insanlar bu iki hususta genellikle aldanmışlardır. Bunlardan bir tanesi sıhhat, sağlık, bir tanesi de boş vakit. Vakit yani. Vaktin her türlüsü. Bir Müslüman olarak hayatı Allah'a kullukla, sevgili Peygamberimize ümmet olmakla geçirmek durumundayız. Dolayısıyla her manada, her konuda sevgili Peygamberimize örnek ediniyoruz. Sevgili Peygamberimiz kutlanması gereken zaman dilimlerini bize hadis-i şeriflerde aktarmış. Biz sevgili Peygamberimizin doğum gününü kutluyoruz. Ve bir doğum günü kutlanabileceğini söylüyoruz. Ama sevgili Peygamberimizin doğum gününü kutlarken haramlarla kutlamıyoruz. Onu anıyoruz, hadislerini okuyoruz, mübarek hayatını inceliyoruz, bunu tanımaya ve anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Doğum günleri gibi yılbaşı günleri de önemli günlerdir. Elbette ki birilerine göre yılbaşı miladi yılbaşıdır. Birilerine göre kameri yılbaşıdır. Birilerine göre farklı bir yılbaşı olabilir. Müslümanların genellikle yılbaşı olarak kutladıkları yılbaşıları kameri ayları içine alan, sevgili Peygamberimizin hicretini konu alan hicri yılbaşıdır. Biz öyle kutlarız. Çünkü onun içinde Recep var, Şaban var, Ramazan var, Şevval var, Zilkade var, Zilhicce var, Muharrem var, Kanun-u Evvel, Kanun-u Saniye, Rabiul Evvel, Rabiul Sani. Bunlar hicri aylardır. Dolayısıyla bir Müslüman bunları kutlar. Lakin bir miladi yılbaşı gününde de bir Müslüman, bir mümin farklı bir etkinliğe girme gibi bir anlayışa sahip olamaz. Yani bir Müslüman için miladi yılbaşı kutlanacak bir zaman dilimi değildir. Bütün zamanlarında nasıl bir hayat yaşıyorsa, nasıl bir standardı varsa, miladi yılbaşında da o standarda dikkat etmek zorundadır. Yani ben o gün daha az yemek yapayım, o gün daha kalitesiz yemek yapayım şeklinde değil de normal hayatına devam etmelidir. Zaten bir müminin miladi yılbaşı kutlaması doğru değildir. Çünkü miladi yılbaşı Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumunu temsil eder, vaftiz edilişini temsil eder. Yani 25 Aralık'la 6 Ocak arasına tekabül eder. Dolayısıyla çeşitli zamanlarda Hristiyanlar bunu kutlarlar. Biz Müslüman olarak böyle bir zaman dilimini kutlama durumunda değiliz. Lakin bugünlerde de biz yine namaz kılarız, yine oruç tutarız, yine ibadet ederiz. Herhangi bir yılbaşında insanların yaptığını biz her zaman yaparız. Yani bizim için geçen yıl geçmiştir. Ne yaptık geçen yılda? Allah'ın rızası doğrultusunda, sevgili Peygamberimizin örnekliği hususunda ne yaptık, ne yaşadık ve neler hususunda, hangi konularda biz insanlara örnek olduk, hangi hizmetleri yaptık, milletimize, memleketimize, çoluk çocuğumuza ne kadar faydalı olduk, topluma ne kadar rehber ve örnek olduk, hep beraber buna bakmak zorundayız. Bir Müslüman herhangi bir mutlu gününde dahi hiçbir şekilde bir haramı işleme lüksüne sahip değildir. Yani bir Müslüman mutlu olduğunda yine içki içemez, mutlu olduğunda yine zina edemez, mutlu olduğunda yine kumar oynayamaz. Velev ki mutlu veya mutsuz anında zaten bir şans oyundan müracaat edemez. Bundan hareketle diyoruz ki haram Müslümanın hayatının hiçbir yerinde zaten yoktur. Yıl bizim olmayan bir yıl başında da olması mümkün değildir. Zaten hayatın hiçbir noktasında olmayan bir Müslüman yılbaşı gibi zamanlarda da bunun olmamasına özen gösterir. Secde-i Rahman'a kavuşur, geçmişini gözden geçirir ve gelecek seneyi de planlar. Dolayısıyla değerli kardeşlerime hitabım şudur ki, her zaman diliminde olduğu gibi bu zaman diliminde ibadete, itaatte geçirmeleridir. Bir başka konuda, yılbaşında kumar, İslam inancına göre kumar sayılan piyango biletinden Müslümanların uzak durmalarıdır. Çünkü İslam'a göre bu bir haramdır. İslam'da şans diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır, rızık vardır, Allah'ın nimeti vardır. Bu da helal yollarla ancak elde edilebilir. Dolayısıyla haram bir yola tevessül ederek bir insanın bilet almak suretiyle piyangoya katılması bir Müslümanın doğru ve caiz değildir. Velev ki haramdan kazanılan bir paranın zaten hayır işlerinde kullanılması ya da bunun hayırlı olmasını beklemek uygun ve doğru bir davranış değildir. Bu sebeple diyoruz ki öncelikle geçen zamanımızı düşünelim, geleceği de nasıl değerlendireceğimizi tefekkür edelim ve herhangi bir şans oyunundan, bunun içinde de milli piyango bileti de var, onlardan da uzak duralım. Hayatımızı Resulullah'ın hayatına benzetmeye çalışalım. Kur'an ile, sünnet ile yaşayalım ki Allah da Resulü de bizden razı olsun inşallah. Müslümanların ben geçen zamanlarını değerlendirmelerini, geleceğe daha bir gayretle eğilmelerini tavsiye ediyorum, bekliyorum. Allah'ın rızası da olsun da bir yaşam, bir hayat nasip olsun inşallah. Teşekkür ediyorum.